Şimdi fizikçilerin en önemli problemlerinden biri maddenin temel yapı taşlarını bulmak. Yani madde dediğimiz şey aslında nereden oluşuyor? Şimdi bu arayışımız boyunca vardığımız en son nokta madde dediğimiz şeyin aslında en temel yapı taşlarının 6 lepton dediğimiz parçacık, 6 kuark dediğimiz parçacık, 4 tane de kuvvet taşıyıcısından oluştuğu şeklinde bir tablo. Bu tablodaki bütün bu parçacıklar bulundu. Yani bütün bu parçacıklar öngörülüp bulundu. Ama bu tabloda olan bir parçacık, ki biz buna X bozonu diyoruz, daha hala bulunmuş değil. Peki nedir bu X bozonu? Şimdi bunu cevap vermeden önce aslında şunu cevap vermemiz. Yani tanrı parçacığı diye adlandırdıklarının aslında tam manasıyla bilimsel adı X bozonu. X bozonu. Tamam. Tam olarak bilimsel adı X bozonu. Tanrı parçacığı da yanıltıcı bir isim aslında. Çünkü parçacığın aslında... Tabii Caner hocamız bunu daha iyi anlatacak. Aslında teolojik bir implikasyonu yok fazla. Bu aslında şu soruya cevap bulmak için ortaya atılmış bir parçacık. Kütle nedir? Aslında bu fiziğin diğer önemli bir sorularından biri. Şimdi kütle cismin harekete karşı olan tepkisi. Bir cismin kütlesi arttıkça onu hareket ettirmek daha zordur. Bu biz zaten günlük hayattan biliyoruz. Tabii burada şöyle bir soru insanın aklına geliyor. Ne oluyor da bu cisimler harekete tepki veriyor. Hareket etmemeye çalışıyor. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Bu temel parçacıklardan biri tap kuark. Bir de biliyorsunuz bir başka temel parçacık, bir lepton, elektron var. Bunu hepimiz biliyoruz. Atomun etrafında dönen temel bir parçacık. Bunlar ikisi de mekanda yer kaplamıyorlar. İkisinin de hacmi yok. Tam anlamıyla nokta parçacıklar. Ama tap kuark dediğimiz parçacık elektronun 134 bin katı kütleye sahip. Şimdi ne oluyor da tap kuark elektrondan bu kadar fazla ağır? İşte Higgs bozonu tam olarak buna cevap vermek için ortaya atılmış bir mekanizma. Şimdi aslında Higgs bozonuyla alakalı olarak önce Higgs alanı diye bir şeyi anlamaya çalışmamız lazım. Yalnız şöyle söyleyeyim. Siz tabii yani muhakkak ki bir basitleştirerek anlatıyorsunuzdur diye tahmin şimdi ediyorum ama şu anda biz sizinle bambaşka bir dil şimdi konuşuyoruz. Şimdi anlatmaya çalışacağım tam olarak onu. Şimdi X alanı dediğim şeyi bir deniz olarak düşünün. Tamam. Bu öyle bir deniz ki bütün evrene yayılmış durumda. Yani evrenin her yerinde var. Çünkü evrenin her yerindeki parçacıkların bir kütlesi var. Şimdi bu deniz X alanımız. Şimdi denizde fark etmişsinizdir. Bazı balıklar inanılmaz hızlı hareket ederler. Balıkları kovalarsak bayağı büyük bir hızla hareket ederler. Biz onları yakalamaya çalışırsak ama yetişemeyiz. Bizden çok daha hızlı hareket ederler. Tamam. Niye? Çünkü onların... Denizle olan ilişkisi, denizle daha az ilişki içerisine giriyorlar. Biz denizle daha fazla bir İngilizce bir kelime aklıma takıldı, interaction'a giriyoruz. Yani daha fazla etkileşime giriyoruz. Dolayısıyla daha fazla etkileşime girdiğimiz için daha çok bir kütle kazanıyoruz. İşte X bozonu, X alanı dediğimiz şey de böyle bir deniz. Onun içindeki madde. Onunla daha çok etkileşime giren maddeler kütle kazanıyor. Onunla hiç etkileşime girmeyen parçacıklar ki bunlara örnek foton hiç kütle kazanmıyor. Dolayısıyla X alanı böyle bir şey. Yani X alanı aslında şu anda hepimizin içinde olduğu bir alan. Ya oralarda bir yerde veya CERN'de falan değil aslında şu anda içinde olduğumuz bir alan. Belki de birazcık Enis'in açıklamada birçok kimseye ağır gelmiştir diye şey yapayım. Kısaca... Bu parçacık çok kısa bir süre gözüküp kaybolan bir parçacık. O yüzden biz bu parçacığı parçacık olarak halini gözlemleyemiyoruz. Bunu gözlemlemek için işte böyle çok yüksek enerjiye protonların çıkartıldığı, birbirine çarpıştırıldığı ortamlar yapılıyor. Ve bu çok yüksek enerji alanlarında bu parçacığın gözlenmesi bekleniyor. Tabii kütlesi ne kadar büyük olursa daha çok enerji gerekiyor. O yüzden de böyle daha büyük laboratuvarlar gerekiyor. CERN kadar çok geniş bir alanda bu protonların çarpıştırılması gerekiyor. Ve şu anda yapılmış olan o ve yapılmaya devam edilen o bu protonlar çarpıştırıldı. Fakat çarpıştırıldığı zaman bu saniyenin öyle milyonlarda birinde çok ufak dilimlerinde ancak gözüküp kayboluyor. Yani kütlesi büyük. Yani proton elektronu gören bir araç sonuçta onu da görebilir belki diye düşünebilir ama asıl sorunlardan biri çok hızlı da kaybolması. Bir de çok ender ortaya çıkıyor. Yani belki trilyonlarca çarpışmada bir ortaya çıkıyor.
ve çok kısa süre görülüp kayboluyor ve bunu zaten insan gözüyle de tespit etmek mümkün değil. Çok özel ortamlarda bilgisayarlarla bu tespit edilmeye çalışılıyor. Ama varlığı konusunda bir şüphe yok. Varlığı konusunda şüphe şöyle diyeyim. Şimdi bu 2,3 sigma değerle bunun bulunduğu ilan edildi şu ana kadarki verilerle. Bunu 3'e yükseltilmeye çalışıyor. Bu ne demek? 2,3 sigma aslında oldukça yüksek bir değer. Fakat bir deneyin geçerli olduğunun kabul edilmesi için genelde 3 sigma arzu edilir. O yüzden şu anda kesin olarak bulunduğu iddia edilmiyor. Fakat bulunduğuna dair beklenti daha da yükseltildi şu andaki açıklamayla. Fakat daha kesin değil, tahminimiz 2012 yılında daha kesin bir açıklama yapılacağı tahmin edildi. Ama buradaki deneyler de 2020 yılına kadar sürecek. Şu anda işte CMS ve ATLAS diye iki tane ayrı grup, iki ayrı teorik yaklaşımla burada ne olup bittiğine bakıyorlar. Ve ikisi o ayrı teorik yaklaşımlarıyla Higgs bozonunun gerçekten olup olmadığını yakalamaya çalışıyor. Peki varsa ne olacak? Şimdi veya yoksa ne kısaca olacak? Kısaca şunu anlatayım. Şimdi fizikteki birçok şey, geri kalan bilimlerde gibi birçok kişi fiziği şey zanneder. Yani önce deneysel, gözlemsel yapılır, bir şeyin varlığı anlaşılır. İşte bu her zaman öyle olmuyor. Birçok zaman biz teorik olarak belli şeyler, akılsal çıkarımlarla ortaya konuyor. Daha sonra onun gerçekten var olduğu söyleniyor. Mesela bu evrende kozmik fon radyasyonunun olduğu ilk önce teorik olarak hesaplanmıştı. Daha sonra bunu bulanlar Nobel ödülünü aldı. Ama ilk önce teorik olarak işte evrenin başındaki çok ışıltılı ortamın bir radyasyon evrenin genişlemesiyle gerekiyor dedi. Sonra bulundu. Şimdi mesela demin Enis'in bahsettiği top kuark da mesela böyle. Daha önceden teorik olarak onun varlığı biliniyordu. Daha sonra o teorik olarak önceden varlığı tahmin edilen yapı taşı deneysel olarak da ispatlandı. Aynı şey şu anda Higgs içinde geçer. Şu andaki tablomuz Higgs'e dayandığı için standart tablomuz. Şu andaki her şey bir kütleye sahip. Dedik bu bardak kütleye sahip, işte bilgisayar kütleye sahip, kalem. Bunlara parçacıklardan oluşuyor. Fakat bu parçacıklara bu kütlesini veren şey temelde en baştaki o Higgs'le etkileşimle olduğu söyleniyor. O yüzden bu tabloda çok özel bir önemi olan bir parçacık, Higgs parçacığı. Bu bulunursa aslında bir sorun yok. Yani niye? Çünkü zaten standart tabloda duruyor orada. Biz yani zaten var olduğu tahmin edilen bir şeyi bulmuş olacağız. Bulunmazsa fizik açısından tabii daha sıkıntılı bir dönem olacak. Daha belki enteresan bir şeyler ortaya çıkacak. Çünkü genel kabul aşağı yukarı fizikçilerin çoğunun ortak kabul Higgs'in olduğu yöndedir. Ender olarak Higgs'siz bazı tabloyu açıklama girişimleri olmuştur. Mesela işte vakum ortamından kütleyi alıyorlar farklı şeklinde bir teoriler ortaya atanlar olmuştur ama bunlar genel kabul görmemiştir. Bunun ispat edilmesi sadece genel beklentinin tatmin edilmesidir. Yani o zaman şimdiye kadar ki ortaya konan bilimsel çalışmaların aslında doğru yolda olduğunu gösterecek eğer var ise. Evet. Yoksa başka şeyler, başka yollar arayacaklar ya da açıklamaya çalışacaklar. Peki tam manasıyla açıklamak istedikleri şey hani hep Big Bang falan da bu işin içine katılıyor ya. Yani evrene dair çok temel bir sorunun yanıtı mıdır bu? İşte evrene dair kütle niye? Cisimlerin niye kütlesi var sorusunun yanıtı aslında. Yani evrenin direkt zamanda başlangıcıyla ilgili çok alakalı da bir şey değil aslında Higgs bozonu. Yani cisimlerin niye kütleye sahip olduklarını açıklamaya çalışıyor. Ama tabii bu Higgs bozonu olmayan teorilerimiz de mevcut. Yani aslında bu deney şuna karar verecek. Higgs bozonu içeren teoriler doğru mu? Yoksa bu teoriler yanlış mı? Peki en temel varoluşu o zaman bir anlamda cevap verecek değil mi? Yani niye kütle sahibi oldular? Şöyle diyeyim, fizikteki en temel sorulardan birine cevap verilecek. Ama istiyorsanız yani tabii bazı yanlış anlaşılmalar oluyor. Yani bu bulununca fizik artık bitecek, standart tablo işte ortaya konacak, bitecek. Bir kere yani fizikte yani zaten felsefeyle ilgili, biyolojiyle ilgili birçok soru var bilimde cevaplanması gereken ama fiziğin içinde de daha cevaplanması gereken çok çok temel sorular var. İstiyorsanız bunlara kısaca değineyim yani bu Higgs bulunsa da. Birincisi bizim mikrofizikle makrofizik arasında bir uyumumuz yok. Yani şu anda makrofizik yani şu anda bizim büyüklüğümüzde veya bizden daha büyük gezegenlerle ilgili yapıları açıklayan fiziğimiz... İşte Newton'un mekaniğiyle de biz bunları anlayabiliriz. Çok hızlı hareket etmiyorlarsa veyahut da işte Einstein'dır daha temel olan burada. Bu bizim makrofiziği anlamamıza yardımcı oluyor. Mikrofizik anlamaya da bize yardımcı eden teorimiz kuantum teorisi. Bunlar arasında bir uyumumuz yok. Bunun bulunmasından sonra bu hala bu sorun devam ediyor. İkincisi kısaca sayayım, istediğinizi sonra açabiliriz. İşte karanlık madde denen bir olay var mesela. Bu sorun
yani Higgs parçacığı bulunsa da bununla ilgili sorunlar bitmiş olmayacak. Üç, çekim gücü açıklanamıyor. Çekim gücünün nasıl olduğu. İşte kuantum mekaniği açısından onu bir parçacık işte taşıdığı zannediyor ama o yani parçacık ortada yok. Bir parçacık onu taşıyorsa. Yani genel görecelikle kuantumun birleşmesi gibi bir sorun var. Başlangıçta mesela parçacık antiparçacık simetriği vardı. Tamam bir parçacık kütlesini kazandırdı ama protonla antiprotonlar birbirine karşı karşıya geldi birbirlerini yok ediyorlar. Nötronla antineötronlar yok ediyor birbirine karşı geldi. Elektronla pozitron yan yana geldi mi yok ediyor. Normalde de bunların eşit sayıda ortaya çıkmasını bekliyoruz evrenin başlangıcı. Yani ne oldu, nasıl oldu da protonlar antiprotondan, nötronlar antinötrondan, elektronlar pozitrondan fazla çıktı? Çünkü bizim şu anda muhabbet etmemiz, bu bardağın burada olması, bu televizyon programının yapılması, bütün bu süreçlerin hepsi başlangıçta bütün bu saydığımız şeylerin var olmasına bağlı. Baştan kütle kazanılacaktır ki biz bugün oturup bu programı yapabilelim. Başlangıçta protonlar antiprotondan fazla olacaktır. Elektron antielektrondan, nötron anti, yani her biri, yani bunlardan herhangi biri bir iki tanesi değil. Bütün bu süreçlerin hepsi olacaktır ki biz bir gün burada olalım. İnsan olarak var olalım, diğer canlılar var olsun. Bu aslında insanların ve canlıların var olması için, hatta gezegenlerin de var olması için yüzlerce, binlerce bir zincirin halkaları gibi olmazsa olmaz şartlar var. Bunların hepsi bu olmazsa olmaz şartları oluşturuyorlar. Ve bunların içinde bir kısmı da işte böyle çözemediğimiz bazı şeyler var. Çözebildiğimiz muhteşemliğine karşısında büyüleneceğimiz bazı noktalar var. Çözemeyip bu nasıl oldu diye enteresanlığına karşı hayret edip hala onun sorusunu merak ettiğimiz şeyler var. İşte bu simetrinin olmayan durumun nasıl çıktığı gibi. Hı hı. Yani bu Higgs bulunduğunda da mesela demin bahsettiğim sorular hala kalacak. Peki bu Higgs bozonuna niye Tanrı parçacığı demişler? Yani öyle bir isim vermişler ki çok çok büyük bir önem atfediliyor. Yani öyle bir hissiyat geliyor insana. Hani bunu çözdükleri zaman aman Allah'ım hani nereye ulaşacaksın? Hani din ve sanki bilim buluşacak sanki bir noktada gibi. Hani o hissiyatı vermiyor mu insana Tanrı parçacığı bulunacak denince? Lederman şakacı. Bir fizikçi. Hı. Yani God damn particle, Allah'ın belası parçacık derken bir anda o Tanrı parçacığı olmuş. O Tanrı parçacığı ifadesi de tutmuş ondan sonra. Bunu da tabii daha popüler kullanıyor. Tanrı ismi geçti mi birçok insanın egzistansiyel hayatın anlamıyla ilgili sorunlarla Tanrı kavramı ilişkili. O yüzden bir anda bu isim daha da parlıyor. Fakat onun için bu sadece bir şakadan öteye bir şey değildi. Yani bunlar onun kastetmeye çalıştığı.